arkadaşlar. 35. testimizde başlıyoruz. 1 Denizli, 2 Edirne, 3 Edirne, 4 Bursa, 5 Denizli, 6 Adana, 7 Adana, 8 Ceyhan, 9 Edirne, 10 Bursa, 11 Ceyhan, 12 Denizli, 13 Bursa, 14 Adana, 15 Edirne, 16 Bursa. Evet, 36. yaprak testimiz Jaren Infinity'ye ait. 1 Adana, 2 Denizli, 3 Edirne, 4 Bursa, 5 Adana, 6 Ceyhan, 7 Bursa, 8 Denizli. 9 Adana, 10 Denizli, 11 Edirne, 12 Ceyhan, 13 Edirne, 14 Adana, 15 Bursa, 16 Ceyhan. Evet arkadaşlar bu kadardı. Yani çok çabuk bitti. Evet şimdi cevaplarımızı değerlendirelim. Yanlışlarımızı değerlendirelim arkadaşlar. 35. testte birinci sorudayız. Var mı arkadaşlar? Sanırım yok. İkinci sorumuz var mı arkadaşlar? Üçüncü sorumuz. Vallahi maşallah. Dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuz. Ben. Rabia sen misin? Evet hocam. Tamam. Hemen bakıyoruz beşinci sorumuza. Don't worry. Endişelenme. I've told my father. Burada şimdi tell somebody demiş. Doğru mu? Yani Evet. bir object gelmiş. Doğru mu? Evet. Tuğ Next gelecek tuğ. to verb olacağını biliyoruz. Yani pasif olacağını bilmiyoruz henüz. Pasif de olabilir. Yani Edirne gitti, Bursa gitti. Yani Adana, Ceyhan, Denizli. Hatta zaman farkının da gideceğini düşünüyorum ben ama. Bakalım. Pick you up from home. Babama seni evden almasını söyledim. Almasını söyledim diyor. Burada zaman farkı yoktur. Olmaz bu. And you to the station for the 5 o'clock train and so you up home and ha, burada da yalın fiil olması gerekiyor. Bakıyoruz hemen. Denizli mi cevabımız? Evet hocam. Evet, Evet. Denizli arkadaşlar. Denizli olmasının sebebi buradaki and bağlacı arkadaşlar. Şey, neyi verdim? But'ı verdim. Doğru mu? Or verdim. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. Then verdim. And vermedim miydi? Verdiniz. Verdiniz. Yani bunlarla beraber yalın fiil kullanılır dememiş miydik acaba? Evet, verb 1 dedik sor. Dediniz Rabia. sor. Rabia sen neresini anlamadın ya da unuttun mu orayı? Ya hocam ben end bağlacını yani şey yapmamıştım. Görmemiştim. Ha, görmedin. Tamam olabilir yani dikkatsizlik olabilir. Sıkıntı yok. Bunları da değerlendirin bakın tekrarlarınızı. End bağlacından dolayı. Arkadaşlar şimdi şurada bir tane to var. End bağlacı ve bağlacıdır. Yani aynı fiil üzerinden gidiyor buradaki olay. To'yu diyor ki burada end bağlacı olduğu için tekrar kullanmana gerek yok. Buradaki to end'den sonra gelen fiili de bağlar diyor. Tamam mı? Ondan dolayı burada yalın fiil tercih ediyoruz. Aslında bu yalın fiile ait burada gizli bir to var. Ama end bağlacından dolayı buna gerek duyulmuyor. Bir nevi kısaltma yapılıyor. O yüzden cevabımız Denizli oluyor. Altıncı sorumuzdayız arkadaşlar. Yedi. Ben. Yedi mi? Altı mı? Ben. Altı sor. Ha, altı tamam. I don't think I will ever forget. Asla unutmayacağım gibi bir şey. Unutacağımı düşünmüyorum diyor burada. Neymiş? By you through the most difficult period of my life. Hayatımın en zor döneminde, dönemi boyunca senin yanında kaldığımı unutacağımı sanmıyorum gibi bir şey. Being guided by you. Aynen pasif olması gerekiyor. Gerund olması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız Adana mı? Evet, sir. Arkadaşlar bakın buradaki by tamam mı?
bu tarafından anlamına, yani aktif pasifde öğrendiğimiz pasiflerle beraber tarafından anlamına gelen evet. by var ya. Bundan dolayı burası pasif olacak öncelikle, tamam mı? Pasif olacak. Pasif olacağı için Edirne gitti, aktif. Denizli gitti, aktif, perfect. Ceyhan tamam, pasif. Bursa aktif. Adana'da pasif arkadaşlar. İki tane pasif seçeneğimiz var. Gerund mi, infinitive mi? Buna karar vereceğiz. Burada diyor ki hayatımın en zor dönemi boyunca senin tarafından yönlendirildiğimi, senin tarafından rehberlik yapıldığımı unutmayacağım diyor. Tamam mı? Senin tarafından diyor burada by you. Bakın en zor döneminde gerçekleşmiş bir olay olduğu için geçmişteki bir durumu unutmaktan veya hatırlamaktan bahsediyoruz burada arkadaşlar. Unutmayacağım dedi. Geçmişteki bir olay unutulmayacak. Bundan dolayı gerund gelecek ve buradaki by'dan dolayı da pasif gelecek. Anlatabildim mi? Anlaşıldı. Güzel. 7. Ben sir. Maşide bakalım. It is a fact that. Ha, burada özne konumunda kullanılmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü hemen bakın boşluktan sonra ne gelmiş? Can also help. Fiil gelmiş. Can'le birlikte, modulumuzla birlikte bir fiil gelmiş. Doğru mu? Evet. Evet. Yani özne konumundaysa biz ne tercih edeceğiz demiştik arkadaşlar? Gerund tercih edeceğiz demiştik. Genellikle %99 gerund gelecektir. Ve burada help fiili var. Gördünüz mü? Evet. Bunu da söyledik. Help buradaki student somebody oluyor. Help somebody ne geliyordu arkadaşlar? To verb ya da verb. Yani infinitive ya da bear geliyordu. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. Bundan dolayı arkadaşlar çocukların yazı yeteneklerini geliştirmekten bahsediyor. Geliştirilmekten değil. Pasifler gidecek arkadaşlar. Gerundlar gidecek. Geriye ne kalıyor? Adana kalıyor. Zaten özne konumunda da genellikle dedim. Gerund tercih edeceğiz dedim arkadaşlar. Bu zor bir soru değildi. Sadece kurallarımızı bilmeniz gerekiyordu. Help'i de zaten biliyorsunuz. Doğru mu? Zaten bakın help'ten sonra help somebody, to verb ya da verb bu kuralı hatırladığınız zaman arkadaşlar Denizli gidiyor, Ceyhan gidiyor, Bursa'da gidiyor, direkt gidiyor bunlar. Özne konumunda da zaten infinitive değil. Infinitive özne konumunda olduğu zaman amaç bildirir arkadaşlar, tamam mı? Amaç, için anlamı katar. Amaç bildireceği için burada reading, okumadan bahsediyor, okumak için değil. Okuma çocukların yazı yeteneklerini geliştirir diyor. Amaç yok burada. O yüzden isimleştirilmiş bir gerund Adana olmalı. Umarım anlaşılmıştır. 8. Ben. Oo, bayağı yanlışınız arttı. İlk 4 soruda iyiydiniz. Soru 4 soruda batırdınız. No matter where they work, nerede çalıştıklarına bakmaksızın, no matter bakmaksızın gibi anlam katıyor değil mi? Bakmadan. Every person is required. Arkadaşlar burası pasif mi? Evet. Pasiflerden evet. Sonra ne gelirdi? Infinitive. Infinitive gelirdi. To arayacağız. Doğru mu? Gitti. Denizli de gitti. Regulations without. Arkadaşlar without'tan sonra ne gelir? Gerund. Gerund gelir. Burası da verb ing yazalım. Tamam mı? Hem birinci taraf infinitive, ikinci taraf gerund. Baktığımız zaman şimdi pasif aktivlerine de bakmamız istiyor soru bizim. Arkadaşlar nerede çalıştıklarına bakmaksızın her insan gerektirir. Her insanın yapması gerektirilir diyor burada. Ne? Kurallara, regulations dediği, kurallara uyması. İnsanların kurallara uyması gerekir. Without ne yapmaksızın? Sorgulamaksızın. Sorgulanmaksızın değil arkadaşlar. İnsanlar sorguluyor, özünde sorguluyor. Sorgulamaksızın diyeceğiz. Sorgulamadan diyeceğiz. Bundan dolayı ikinci tarafımız şu kısım yani. Aktif olması gerekiyor. Bundan dolayı bu da gitti. Şu Denizli zaten gitmişti arkadaşlar. Zaman farkı da söz konusu değil. Geniş zamanlarla anlatılıyor her şey gördüğünüz gibi. Cevabımız Ceyhan oluyor. Tamam mı Sümeyye? Tamam sir. Gitti. 36 burası.
35 burası. Evet arkadaşlar, 10. sorumuz, 9. sorumuz var mı? Ben hocam. Remember fiili, özel fiil arkadaşlar. I don't remember anything about our initial plan to him. I don't remember mentioning anything about our initial plan to him. Cevabımız Edirne mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada diyor ki hatırlamak, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum, yapılması gereken bir işi hatırlamaksa, infinitive demiştik. Geçmişteki bir olayı hatırlamaksa gerund demiştik. Diyor ki bizim seninle yaptığımız planı ona bahsettiğimi hatırlamıyorum diyor. Geçmişteki bir durum. Bakın ona bahsettiğimi hatırlamıyorum diyor. Bahsetmem gerekmiyor yani. Gereken, yapılması gereken bir iş değil bu. Geçmişte ona bahsettiğimi hatırlamıyorum şeklinde yorumlarsaydınız gerund olacağını anlardınız arkadaşlar. Devam edelim. 10. soru. Güzel. Bunu nereden yaptınız arkadaşlar? We spent something verb ing. Spent something doing. Değil mi arkadaşlar? Yani verb ing, spent evet. fiilinden dolayı. Evet. Bunu da verdik. Güzel, iyi yakalamışsınız. 11. sorumuz. Ben. Arkadaşlar fear fiili ne alır kendisinden sonra? Gerund. Gerund alır. Bravo. Devam ediyorum. Deter anyone. Deter anyone. Attempting. Şimdi attempt fiili ne alır arkadaşlar? Attempt fiili. Infinitive. Burası da to verb olacak. Burada fiil olarak kullanılmış çünkü attempt. Aslında fiilimiz ne biliyor musun? Installed. To deter, vazgeçirmek için, herhangi birini vazgeçirmek için neyi? Hırsızlık amaçlı girmeye, teşebbüs etmekten vazgeçirmek. Bayağı karıştırmışlar soruyu. Şurada bir infinitive vermiş, şurada bir relative clause vermiş falan filan. Ama attempt fiilinden sonra infinitive, fear fiilinden sonra gerund. Bundan dolayı cevabımız, bakalım cevabımız pasif olacak, burgle. Şimdi burgle soymak demek. Onlar soymaktan mı korkar, soyulmaktan mı korkar arkadaşlar? Soyulmak. Soyulmak diyeceğim. Cevabımız Ceyhan, tamam mı? Pasif olacağı için, gerund pasif olacağı için. Böyle biraz karıştırıcı, kafa karıştırıcı bir soru ama doğru yorumlayarak bulabilirsiniz aslında. Ama fiillerin tam kök olarak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa aktif mi pasif mi karar veremeyebilirsiniz. Appreciate fiili ne alır? Ha ben bir dakika. 12 var mı? Yok. 13 var mı? Ben. Ne yaptınız bunu? Meraklıla soruyorum. Adana. Adana yaptınız. Şimdi burada zaman farkına nereden vardınız? Yani hocam zaman... Siz söyleyin hocam. Şimdi burası gerund olacak öncelikle. Bunu yakalamışsınız. Tamam, good at'ten sonra gerund olacak. People are exceptionally good at capturing solar energy and store it for themselves. Evet, burada da şimdi. Anladım. Tamam. Şimdi good at'ten sonra gerund geldi. Buradaki and'i gördünüz. Fiil birinci. Hayır arkadaşlar. Bakın. En büyük hata burada işte. Cevabımız Bursa değil mi? Evet. Arkadaşlar burada and fiili neyi bağlıyor bu defa? And fiili neyi bağlıyor? Gerund'ları bağlıyor. Gördünüz mü? Verb ing'leri bağlıyor. Çünkü good at'ten sonra ne geldi? Gerund geldi. Bunu zaten biliyorsunuz. Prepositionlardan sonra gerund geldi. And fiili ikinci tarafta yine neyle devam edecek? Gerund'la devam edecek arkadaşlar. Çünkü and fiilinin and bağlacının fonksiyonu bu. Neyse, neyi bağlıyorsa aynı türden ifadeleri bağlamak zorunda. Infinitive ise o zaman verb 1 olurdu. Çünkü to'yu silerdik. Ama gerund'daysa hiçbir değişiklik yapamazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Bundan dolayı cevabımız Bursa olacak. Zaman farkı zaten yok. Bu gitti. Şu zaten gitmişti.
Pasif zaten olmayacaktır arkadaşlar. Infinitive de olmayacak. Yani cevabımız bursa olmalı. Siz dediniz ki hocam siz burada işte end'den sonra fiilin birinci hali geleceğini söylediniz. Doğru, eksik söylemiş olabilirim arkadaşlar ama end fiili aynı türden ifadeleri bağlayacağı için gerund'sa burasında gerund olarak devam etmesi gerekiyor. 14. sorumuz. Ben. Ne yaptın? Söylemesen. Hayır ya, söyle yanlışını görelim de. Sen doğrusunu... Edirne yaptım. Edirne yaptın. Yine yanlış yapmışsın. Zaman farkına yönelmişsin ama infinitive olacağını yakalamışsın. Güzel. Buradaki to'dan dolayı burası infinitive olacak arkadaşlar. Bunu biliyoruz evet. Zaten. Burada sorumluluk almak için çok genç diyor. Almak için dediği için pasif de olmayacak. Adana ya da Edirne olabilir birinci taraftan. Zaman farkı yok bu soruda ama yine de bakacağız. Jeremy's father insists on. Şimdi arkadaşlar possessive edecek değil mi burası? Evet. Ben size bu kuralı söyledim mi possessive edecektivlerden sonra? Gerund gelir. Evet, gerund gelir. Gerund gelirse Sümeyye nasıl bu soru Edirne olacak? Sir dikkatinden kaçmış ikinci taraf. Bak böyle daha güzel soruyor. Bundan sonra yanlış yaptığınızda ne yaptın diye soracağım. 15. Ben. 16. Arkadaşlar var mı yok mu? Çok geç kalıyorsunuz bakın. 15 var mı? Evet. Bir zahmet biraz daha hızlı olursanız. Ben geçiyorum. Siz orada bir şeyler söylüyorsunuz. Ben duyamıyorum orayı. At dormitory. Arkadaşlar bu soru relatif kısaltması olan bir soru. Bu konuyu bilmiyor olabilirsiniz. Ama ikinci taraftan çözebilir miydiniz ona bakalım. Are required. Ne gelecek are required'dan sonra? Pasif değil mi burası? Be verb. Evet. Ne gelecek? To verb gelecek. Doğru mu? Evet. Infinitive geleceği için Adana gitti. Ceyhan gitti. Denizli gitti. Geriye Edirne ve Bursa kaldı değil mi arkadaşlar? Bundan dolayı şimdi evet. Bakın dün biraz bahsettim to be verb ing'den. Continuous infinitive'di değil mi arkadaşlar to be verb ing? Evet. Continuous evet. Arkadaşlar ama burada şimdiki zamana ait bir ifade söz konusu değil. Mesela at the moment, now, currently, these days gibi şimdiki zaman ifadeleri yok. Bundan dolayı bu olamaz zaten. Cevabımız Edirne olacak. Tamam mı? Bu arada buradaki staying'i açıklayayım biraz kısaca. Burada relative clause kısaltması. Yani öğreneceğimiz konu relative clause onun kısaltmalarından biri. Nasıl bağlaç kısaltmaları vardı? Relative clause'ların da kısaltmaları var. Dediği şey şu. Öğrenciler, yurtta kalan öğrenciler. Bakın kalan anlamıyla kısaltılıyor verb ing burada. Yurtta kalan öğrenciler diye. Bu konuyu da detaylı olarak anlatacağım size. Merak etmeyin arkadaşlar. 16. sorumuz. Yok mu arkadaşlar 16? Tamam. Yok sor. Sildim burayı. Birinci sorumuz var mı arkadaşlar? Diğer testteyiz 36. Güzel. Would rather'dan sonra fiil nasıl gelirdi? Verb 1. Her zaman bakın yalın halde gelirdi. Yani perfect de olsa past, ne olursa olsun her zaman yalın halde gelirdi. Bu yüzden yalın halde gelen tek seçeneğimiz Adana değil mi arkadaşlar? Have gone. Evet. Çünkü would rather'ın geçmiş zamandaki hali. Bunlardan da bahsetmiştik yine. Preference konusu, modullar konusunda. Böyleydi. İkinci sorumuz var mı? Güzel. Üçüncü sorumuz var mı? Öğrettiğimiz bir kalıp değil mi arkadaşlar yine üçüncü sorumuz? Evet. The first, evet. The last değil mi? Bunlardan sonra ne geliyordu? To verb. Verb geliyordu arkadaşlar. Bu şekilde çözebiliyordunuz. Güzel. Dördüncü sorumuz. Ben. Bakalım dördüncü soru. Regret fiili özel bir fiildi değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdi bakın bir şeyden dolayı üzgün olmak anlamındaysa infinitive gelir demiştik. Doğru mu? Evet. Bir şeyden dolayı
pişman olmak anlamındaysa gerund gelir demiştik. Gerund. Şimdi bakıyoruz. About the news. Haberi Tom'a söylediğime pişmanım, üzgünüm gibi. İkisi de olabilir burada. But how could I ever have known? Nereden bilebilirdim diyor. How could I ever have known? He would such a reaction. Böyle bir tepki göstereceğini nereden bilebilirdim diyor. Cevabımız Bursa mı arkadaşlar? Evet, evet. Şimdi arkadaşlar şu would bir biliyorsunuz ne olduğunu değil mi? Geçmişteki gelecek. Future in the past. Evet. Evet. Peki burada would'u vermiş. Would'dan sonra ne vermesi lazım? O geçmişteki gelecekte ne kullanıyorduk arkadaşlar? Was, were, going to kullanıyorduk. Bir de would kullanıyorduk. Doğru mu? Yardımcı fiil olarak. Evet. Going to. Evet. Ve would. Peki bunlardan sonra fiil nasıl geliyordu? Tense konusu ya bu. Verb 1. Verb 1 geliyordu arkadaşlar, hatırlayın. Değil mi? He would go to school. Okula gidecekti gibi. Yani bundan dolayı verb 1 olacağı için cevabımız Bursa olur. Ha, burada da neymiş? Haberi Tom'a söylemiş. Tom'un da tepki verdiğine göre. Tom'a söylediğime pişmanım diyor haberi. Tom'a söylediğime pişmanım. Nereden bilebilirdim böyle tepki vereceğini? Değil mi? Geçmişteki gelecek kötü bir tepki vermiş adam. 5. Ben hocam. With clauses consisting of how to verb the lessons gitti. Gitti. How to have presented gitti. Gitti. Burada da aynı şekilde arkadaşlar yine bir relative clause kısaltması var diyebiliriz. With classes of students. Diyor ki öğrencilerden farklı öğrenme şekillerine sahip olan, şurası da yine bir relative clause. Farklı öğrenme şekillerine sahip olan öğrencilerden oluşan sınıflarla birlikte öğretmenler çok fazla zaman harcar düşünerek, bakın spend time da var burada. How'dan sonra da ne gelirdi? Soru kelimelerinden sonra da infinitive gelirdi. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Adana olacak. Burada da yine verb ing. Az önceki sorumuz da vardı bir tane. Neydi? Neydi o fiilimiz arkadaşlar? Staying. Otelde kalan öğrenciler diyorduk. Burada da farklı şekillerde öğrenen öğrencileri kapsayan gruplar diyoruz. Tamam mı? Yine relative clause. Çok basittir arkadaşlar. Bu relative clause kısaltmaları, özellikle bu verb ing kısaltmaları çok basittir. Kafanızı karıştırmayayım şimdilik. Orayı da öğreteceğim size bir sonraki konumuzda inşallah. Ya da iki sonraki. Altıncı sorumuz var mı? Yedinci sorumuz var mı? Ben. Bakalım. Stop me. Stop telling. Bırakmak mı? Durmak mı arkadaşlar? Bırakmak anlamındaysa gerund geliyordu. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Stop telling me what to do. Bana araç sürerken, araç kullanırken ne yapmam gerektiğini söylemeyi bırak ya da söylemek için dur. Hayır, söylemeyi bırak diyeceğiz arkadaşlar. Söylemeyi bırak diyeceğimiz için de burada imperatif var. Imperatif neydi? Emir. Emir. Karşıdakine emir veriyor. Bana bunu yapmayı bırak diyerek cevabımız Bursa değil mi arkadaşlar? Evet. Kolay bir soru. Make somebody ne oluyordu arkadaşlar? Make somebody. Do something oluyordu. Kozatif yapısı. Bu da yalın fiilin olduğu. Yalın fiilin olduğu zaten sadece Bursa'da var arkadaşlar. Başka hiçbir yerde yok. Yani unutuyorsunuz arkadaşlar. Unutmasanız iyi ya. Çok unutuyorsunuz. Bundan dolayı yanlış yapıyorsunuz. Yani şu yanlış kesinlikle yapılacak bir yanlış değildi. Çok kolay bir soru çünkü. Sekizinci soru. Sekizinci sorumuz var mı? Bu güzel bir soruymuş yine. Yedinci sorudan daha güzel olduğu kesin. Siliyorum arkadaşlar o zaman. Dokuzuncu sorumuz. Ben. Bakalım. I felt obliged.
to ile kullanılacak infinitive alacak. Obliged to offer him something. Ona bir şey teklif etmek zorundaymış gibi hissettim diyor. Obliged, zorunda hissettim diyor. Zorunda kalmak gibi, zorlanmak gibi anlamı var. Bursa değil cevabımız. Denizli değil. To be offering. In return for. Ne gelecek in return for'dan sonra arkadaşlar? Gerund. Gerund gelecek. Güzel. Benim operasyon sistemimi, işletim sistemini tekrar kurması karşılığında bir şey teklif etme zorunda kaldım gibi bir şey söylüyor. Cevabımız Adana olmalı. Değil mi? Evet hocam. Ne yaptın sen bunu ki Rabia? Ya hocam ben Denizli yapmıştım. Orada fel görünce dedim ki hani to olmaz ya verb aynı ya da verb olur. Ben de Denizli yaptım. Yok ya, burada oblige'a bakacağız biraz da aslında. Burada tamam feel'a bak. Bu feel hissetmek, tamam mı? Hissetmek ikinci haliyle kullanılmış. Felt, hissettim. O zaman bakın burası oblige ne oluyor biliyor musunuz? Adjective oluyor. Adjective sıfat oluyor. Zorunda hissetmek oluyor. Tamam mı? Nasıl hissettin? Nasıl sorusu? Zorunda hissettin. Ya da zarf oluyor. Önemli değil. Zarf olması da önemli değil. Bundan dolayı yani preposition'da yoksa infinitive geleceğini zaten bilmeniz lazım. Preposition'da yok. Tamam mı? Sıfat olduğundan ya da zarf olduğundan dolayı. Burada da gerund olacak zaten ikinci taraf. Cevabımız bundan dolayı Adana olacak. 10. soru var mı? Arkadaşlar bak size şunu hatırlatayım. Mutlaka tekrar etmeniz gereken en önemli konulardan birisi adjective adverb konusu. Adjective adverb konusunu bilmeyen gerund infinitive'de başarılı olamaz. Hani hatırlayın. Verb ing bir de verb üçlü fiillerin dönüşmüş halleri vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Mesela amaze fiilin köküydü. To amaze fiil kökü şaşırmak. Amazing şaşırtıcı. Amazed şaşırmış şeklinde yorumluyorduk. Size ödev de vermiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın mutlaka onları tekrar edin. Eğer Rabia bakın önemli bir yeri tekrar etmemiş. O girişteki fiilleri tekrar etseydiniz duyu fiillerinden bir tanesi olan tamam mı? Feel fiilini hatırlardı ve bundan sonra sıfat geleceğini bilirdi. Sıfat geleceğini bildiği için de sıfatlardan sonra infinitive geleceğini bilirdi ve soruyu çözerdi. Bakın tekrarlar çok önemli arkadaşlar. İngilizce bir bütündür. Bakın burada gerund infinitive sorusu çözüyorum ama burada diyorum ki bakın relative clause kısaltması, bağlaç kısaltması ya da işte hatırlayın first, the last, the first kalıbı. Adjective adverb'de öğrendik falan diyorum yani. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Eksik kalırsa başarılı olmanız çok zor. Evet. Var mı 10. sorumuz? Sanırım yok. 11 var mı? Ben. Bravo. Bakalım hemen. The government campaign. Evet, hükümetin kampanyası. Yani kampanya başlatıyor hükümet. Down canon water consumption. Diyor ki su tüketimini azaltmak için kampanya yapıyor arkadaşlar. Burada için anlamı lazım bize. Bundan dolayı to verb lazım arkadaşlar. To verb'in olduğuna bakıyoruz şimdi. Bursa ve Edirne kalıyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Help somebody diye öğrettim ya size. Evet. Help somebody to do something ya da do something diye. Bu demek ki help fiilinden sonra arkadaşlar help fiilinden sonra to verb de olabilir. Verb 1 de olabilir demek. Ama ne olamaz? Ne olamaz? Verb 3 olamaz. Yani is verb 3 arkadaşlar burada. Bu olamaz. Bundan dolayı cevabımız Edirne olacak. Yani verb 1 de olabilir. Bakın help somebody to do'dan aklınıza gelsin. Ya da help somebody do. Verb 1 de olabilir. To verb yani infinitive'de bear'da olabilir diyorum arkadaşlar. Burada da cevabımızı Edirne yapar bu. Ama verb 3 buradaki ed almış. Yani ikinci hali, üçüncü hali asla olamaz arkadaşlar. Diyor ki bu da ne yapacakmış? Diyor ki su kıtlığını azaltacak, son verecek gibi, yardım edecek gibi bir ifade.
Umarım anlaşılmıştır. 12. sorumuz. Yok galiba. 13. sorumuz. 14. sorumuz. Ben hocam. Bakalım hemen 14. sorumuza. Özne konumunda bir şeyler istiyor bizden. Having been accustomed to living, alışık olduğu için, it was a terrible shock for them to lose whatever they have. Ha, diyor ki hayatları boyunca lüks içerisinde, luxury dediği, lüks içerisinde yaşamaya alıştıkları için her şeylerini, sahip oldukları her şeyi kaybetmek onlar için çok kötü bir şok yaşattı. Çok kötü bir şok oldu diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi burası accustomed to değil mi arkadaşlar? Burada fiili vermiş bize. Ne şekilde verirse versin. Accustomed to mu? Evet. 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 Şimdi accustomed to kendisinden sonra ne alırdı arkadaşlar burada? Söylemedik mi bunu? Gerund. Yani bunda doğal olarak to var arkadaşlar yine, tamam mı? To as a preposition bölümünde bu yok muydu? Accustomed to. Vardı sir. Vardı. Gerund alır değil mi? Gerund alacağı için. Edirne gitti. Ceyhan gitti. Şimdi cümle başında kısaltma, bağlaç kısaltması söz konusu arkadaşlar. Alışık oldukları için. Because kısaltması. Tamam mı? Bakın. Lüks içinde yaşamaya alışık oldukları için her şeylerini kaybetmek onlara şok oldu diyor. Şok yaşattı diyor. İçin because kısaltmasını neyle yapıyorduk biz arkadaşlar? Arkadaşlar because bağlacının kısaltmasını nasıl yapıyorduk? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Ses. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor sir. Niye cevap vermiyorsunuz biriniz? Geliyor mu diyorum, sesim geliyor mu? Niye cevap vermiyorsunuz arkadaşlar? Allah Allah. Arkadaşlar because bağlacının kısaltmasını nasıl yapıyorduk? Vermedim mi ya? Ana ben bunu vermedim lan. Vermedim mi ya bunları? Vermediniz sir. Vermediniz. Vermedim. Tamam pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Tamam. After'ı nasıl yapıyorduk? Verb ing. Tamam. Verb ing. Aynı şey. After diye düşüneceğiz. Bakın hiçbir değişiklik yok. Ana ben de bas bas bağırıyorum. Ama siz de sesim geliyor mu diyorum. Geliyor demiyorsunuz. Ben verdim sandım bir an ya. Sir ben deftere bakıyordum. Ben unuttum mu diye. He. O yüzden cevap veremedim. After diye düşünelim. Onlar bütün hayatları boyunca lüks içerisinde yaşadıktan sonra her şeylerini kaybetmek onlar için bir şok oldu diyor. Tamam mı? Yaşadıktan sonra. Bu da oluyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani cümle başında gerund olacağını anladınız mı? Evet. Güzel. Gerund olacağını anladıysak arkadaşlar gerundlarımız nerede var? Bakın Bursa'da gidiyor. Yok. Adana'da var ve Ceyhan'da var. İkisi de gördüğünüz gibi be verb şeklinde bir gerund yapmış. İkisi de olur arkadaşlar. İkinci tarafta verb ing olacak dedik. İkinci boşluk şu boşlukta verb ing. Birinci yani to'dan önceki de gerund, to'dan sonraki de gerund olacağı için cevabımız Adana olmalı değil mi? Evet sir, Adana. Evet. Evet. 15. soru. Arkadaşlar az önce şu soruda bakın. Because ben ısrarla sordum. Ben kafa gitti bir an. Verdim sandım. Hayır arkadaşlar. Because, as, ondan sonra işte diğerleri falan if var hatta arkadaşlar. Onların da kısaltmaları var. Ama onlar çok ileri detay olduğu için. Tamam onlar 12. sınıf konusuna sakladık. Onları 12. sınıf tekrarlarımızı yaparken, konu tekrarlarımızı yaparken 12. sınıfta vereceğiz arkadaşlar onları. Biraz gerildik kusura bakmayın benim hatam yüzünden. Böyle bu testleri de yine YouTube'a atarım. İzlemeyenler oradan bakar arkadaşlar. Ders kaydımızı